Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuz bağlarda, üzüm bağlarında sonbahar, kış dönemi bakımlarından olan bordo bulamacı ilacının hazırlanması ve bordo bulamacı ilacı hakkında detaylı bilgilerin verilmesi olacak. Göktaşı ilacımız ve kirezin karışması çok sayıda fungal yani mantar ve bakteriyel hastalıkların bağımızda bulaşmamasına sebebiyet veriyor. Yani bulaşmaması için atılan bir ilaç, kısacası ölü kol hastalığı, kök çürüklüğü hastalığı, bağ kanseri ve bazı dönemlerde de mildiyo hastalığıyla mücadele amaçlı kullanılan bir ilaçtır arkadaşlar. Bordo bulamacı ilacı. Yapraklar %70-80 oranında asmalarda döküldükten sonra biz bordo bulamacı ilacımızı uyguluyoruz arkadaşlar. İlacımız özellikle sonbahar, güz dönemi ve ilkbaharda asmalar uyanmadan önce, yani asmaların uyku dönemine girdiği zamandan uyanma dönemine kadarki dönemde biz bordo bulamacını uyguluyoruz. Kış budaması yapılmışsa da yapraklar bağın içerisine düşeceği için toprakta bulunan hastalıklar rüzgar sonucunda budama yapmış olduğumuz asmalara bulaşacağı için genel itibariyle ilacımızı açmış olduğumuz yaralara bu hastalıkların sirkülasyonunun engellenmesi amacıyla toprak işlenip kış budamaları yapıldıktan sonraki süreçte uyguluyoruz. Bir nevi asmalar yeni sezona hazırlanıyor arkadaşlar bu ilacın yapılmasıyla. Sonbahar döneminde uygulanan bordo bulamacıyla ilkbahar döneminde uygulanan bordo bulamacı ilacımızın arasında karışım anlamında, oran anlamında farklılıklar var. Güz döneminde yapılan uygulamada bu ilacın oranı ise %3 ya da %4'lerde oluyor. Yani bu ne demek? 100 litre suyun içerisine 3 kilogram göztaşı ve 3 kilogram da kirezin karıştırılmasıyla %3'lük oranda biz asmalarımızın gövde ve dal kısmına gelecek şekilde bordo bulamacı ilacını uyguluyoruz arkadaşlar. Bahar döneminde de ilkbahar döneminde asmalar uyanmadan önce yapmış olduğumuz bordo bulamacı ilacımızı gene sonbahar dönemi, güz döneminde, kışı ilk budamadan sonra yapıldığı gibi bahar döneminde de toprağın işlenmesi ve ilk budamanın gerçekleşmesinden sonra, bahar dönemi budaması gerçekleştikten sonra asmalarımıza uyguluyoruz. Bunun oranını da %1,5-2 oranlarında yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek? 1,5 kilogram göktaşı, 1,5 kilogram kireç şeklinde biz bu karışımı uyguluyoruz arkadaşlar. İlkbahar dönemi yapılan bu bordo bulamacı asmalarda şöyle bir olumlu yönde de etkiler. Sadece hastalıklardan ziyade yapılan bordo bulamacından kaynaklı asmaların biraz daha geç açılması, yani 3-5 gün daha geç açılmasına sebebiyet verir. Bu da bahar dönemindeki don olaylarından asmanızın bir şekilde korunmasını sağlar arkadaşlar. Şimdi bordo bulamacı hazırlanırken ve uygulanırken nelere dikkat edilmeli, onlardan da bahsedelim arkadaşlar. Bordo bulamacı hazırlanırken demir veya saç kaplar kullanılmamalı. Göztaşı daima kireç üzerine ilave edilerek kullanılmalı. Eğer bu şekilde kireci göztaşının içerisine uyguladığınızda ilacın özelliği, karışımın özelliği ortadan kalkıyor. İlaçlama tankına karışımı doldururken süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Yoksa aletin memelerini ya da fıskiyenin ucunu tıkayabilirsiniz. İlaçlama üst dallardan başlanarak alt gövdeye doğru devam edilmesi gerekiyor. Hazırlanacak ilacın bir gün içerisinde kullanması gerekiyor. Yani kullanılması gerekiyor. Bordo bulamacını herhangi bir şekilde insektisit, fungisit veya akarisitler içeren ilaçlarla karıştırmamanız gerekiyor. Yani bordo bulamacı sadece kireçle karıştırılarak kullanılabiliyor. Yağmurlu, don olaylarının olduğu veya rüzgarlı günlerde bordo bulamacı ilacımızı yapmıyoruz arkadaşlar. İlaçlama yapıldıktan sonra eğer 8-9 saat, 10 saat sonrasında herhangi bir şekilde yağmur yağmışsa o ilaçlamanın tekrar edilmesi gerekiyor. Etkisi azalıyor veya tamamen yok oluyor. Bordo bulamacı ilacımızı siz o gün yaptınız ancak atamadınız. Bunun biraz daha fazla uzaması için kullanım süresini yapmanız gereken şeyler var arkadaşlar. Hemen kullanılmayacaksa ilacın içerisine 100 litrelik bulamacın içerisine 200 gram pekmez ya da şeker karıştırmanız sizin o ilacı 15-20 gün daha kullanılabilecek süresini uzatmanızı sağlar arkadaşlar. Pekmez veya şeker atmanız da bir nevi şöyle avantaj sağlar. İlacın bitkiye daha
iyi nüfuz etmesini sağlar, yapışmasını sağlar. Böyle de bir avantajı var. Hem süreyi uzattığı gibi hem de atacağınız ilacın ağacın gövdelerine ya da kollarına daha iyi sarmasını sağlar arkadaşlar. Bu da önemli. Bordo bulamacı oranının olup olmadığının kontrolleri vardır arkadaşlar. Kontrol etmenizdeki amaç veya amacın ne olduğundan kısaca bahsedelim. Eğer bu kireç oranının veya işte bakır sülfat oranının birbiriyle dengeli olmadığı dönemlerde ilaç etkisini, tesirini göstermez. Bunun için de yapmış olduğunuz karışımın içerisine bir 8-10 santimlik veya 3-5 santimlik uzunluğundaki küflü olmayan temiz bir çiviyi 5 dakika batırıp beklettikten sonra eğer çivinin üzerinde veya işte çivinin karışımın içerisine battığı kısımda herhangi bir şekilde renk değiştirme, esmer kırmızımsı bir renk dönüşümüne uğramamışsa sizin normal karışımınız olmuş demektir. Eğer karışımın içerisine daldırmış olduğunuz çivide renk değiştirme olup da işte bir miktar kırmızılaşmaya veya esmerleşmeye gittiğinde o karışımın içerisine biraz daha kireç eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde kontrol uygulamayacaksanız da hazırlanan bordo bulamacının içerisine kireci daima tavsiye edilen miktardan biraz daha fazla atabilirsiniz. Bordo bulamacının hazırlanmasıyla alakalı size bahsedelim bordo bulamacıyla alakalı arkadaşlar. Bordo bulamacının hazırlanmasını %1'lik üzerinden size anlatacağım. Bunu anlattıktan sonra siz %2 yapacaksanız da bordo bulamacının kilogramını aynı oranda yükselteceksiniz. %1'lik oranda anlatacağım şu şekilde arkadaşlar. 2 tane bir kabınız olacak. Bir tanesi 100 litrelik bir kap. Bir tanesi de 50 litrelik bir kap. Bordo bulamacının ilacımızın tesirinin artması ve ilacın kullanım şartlarının oluşması için öncelikle kireci, eğer bu kireç taş yani sönmemiş kireçse bu 1 kilogram değil de yarım kilogram şeklinde atmanız gerekiyor. Biz şimdiki uygulamamızda sönmüş kireç üzerinden yapacağımız için bordo bulamacını 1 kilogram üzerinden atacağız. Kireci de 1 kilogram üzerinden atacağız. Eğer sizler sönmüş kireç kullanmayıp da normal kaya kireç, taş kireç kullanıp söndürecekseniz de bunu yapmanız için yarım kilogram şeklinde bu 1 kilo bordo bulamacının içerisine katmanız gerekiyor. 50 litrelik varilde kireci söndürdükten sonra veya normal sönmüş kireci karışımını hazırladıktan sonra 100 litrelik kabın içerisine kireç karışımımızı atıyoruz. Daha sonraki süreçte o kireci karıştırdığımız kabı temizleyip göktaşını o kabın içerisinde 50 litrelik su içerisinde bir şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Çözmüş olduğumuz göktaşını yani bordo bulamacını 50 litrelik kirecin içerisine katıyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. Göktaşınız toz halinde değilse, onlar da tane halindeyse bir gün öncesinden de göktaşınızı bir kabın içerisine doldurup çözdürme işlemi, cıvıltma işlemini yapabilirsiniz. Sizin için avantaj olur zaman açısından. Çünkü göktaşı biraz daha geç çözülebilen bir şey. Bunun dışında bu karışımları hazır da alabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızın altına yorumlarınızı yapınız arkadaşlar. Yorumlarınızı, bilgilerinizi bizle paylaşınız. Videolardan ilk sizin haberdar olabilmeniz için de bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Sabırla bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğada kalmanız dileğiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.